Arkadaşlar merhaba. Bugün bir muhabbet kuşu kafesinin içinde neler olmalıdır? Size basitçe anlatacağız. Öncelikle kafesimiz Hegemizyon S01. Daha önce videolarımıza belirtmiştik, biraz daha büyük kafes ve yatay telli kafesi almanızı önermiştik. Çünkü yatay telli kafeslerde kuşlar daha iyi tırmanır ve oyun oynamaya çalışır. Bu yüzden dikey telli kafes tercih etmeyin. Yatay telli kafesler daha iyidir. Öncelikle ahşap. Her şeyinize ahşap almaya çalışın. Çünkü plastikler kuşların ayaklarında mantar oluşmasına sebep olur. Bu yüzden tüneklerinizi, salıncaklarınızı hep ahşap alın. Ben birkaç tane plastik tünek ve bir tane plastik merdiven kullandım. Bu da burada çok fazla durmuyor kuşum. Bu yüzden tırmanması için bunu yaptım. Akıllı yemlik kullanıyorum. Çünkü daha pratik ve daha güzel oluyor. Neden? Yemini yedikten sonra tam yem kabukları aşağı tarafa düşüyor. Kendi kendine ayrıştırıyor. Ayrıştırdığı için akıllı yemliği tavsiye ederim kesinlikle. Bir yatay ağızlıklı sulu kullanıyorum arkadaşlar. Suyu da yeme yakın bir yere takarsanız yemek yedikten sonra suyunu içmeye gelecektir. Birkaç tane merdiven kullanıyorum arkadaşlar. Ahşap bunlar da. Şöyle göstereyim. Bunları kullanmamın amacı kuşumun kafesinde sıkılmamasını sağlıyorum. Böylelikle kuşun merdivenlere çıkıp inerek oyun oynuyor. Fazla bir oyuncak kullanmıyorum. İpler. Genelde ipleri tercih ediyorum. Çünkü iplerle çok oynamayı seviyor. Ayna kullanmanızı tavsiye etmem. Aynayı kullandıktan sonra muhabbet kuşları pek konuşmaya çalışmaz. Çünkü kendini görür ve kendinle ilgilenmeye başlar. Size olan ilgisi azalır. Bir kafesi kesinlikle gaga taşı olması gerekir. Ya da kalamar kemiği. Kalamar kemiği tutacağı şöyle bir aparat. Basit bir şey. Her pet shop'ta bulabileceğiniz bir şey. Tabii ki gaga taşını da her pet shop'ta bulabilirsiniz. Gaga taşı kuşlarda gaga sağlığı ve yemleri öğütmesi için en gerekli şeylerden biridir. Ya da kalamar kemiği kullanabilirsiniz bunun yerine. Ben normal yem kullanıyorum arkadaşlar. Daldarı da kullanabilirsiniz. Daldarı kuşların en çok sevdiği ham yemlerdir. Onları da tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde bir törpülü tünek de kullanabilirsiniz. Tabii bunların çeşitleri ve şekilleri farklıdır. Törpülü tünek kuşlarınızın tırnaklarını törpülemeye yarıyor arkadaşlar. Bazen gagasıyla da oynuyor ve gagasını da törpülemiş oluyor. Arkadaşlar kafesin biraz kalabalık görünüyor olabilir ama genelde merdiven ve tüneklerle doldurdum. Bu şekilde tüneklere ve merdivenlere çıkıp oynamayı seviyor. Fazla oyuncak kullanmayı sevmiyorum. Çünkü benimle ilgilenmesini istiyorum kuşumun. Bu tünekleri ve merdivenleri, ahşap merdivenleri pet shop'larda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.